İskenderun Spor, 95 Ömer Can Avcı, 6 Eren Tokat, 7 Ömer Kuşan, 10 Ahmet Sivri, 15 Kutay Yokuşlu, 33 Çağatay, 48 Caner Öztürk, 55 Onur Bal, 66 Abdurrahman Canlı, 78 Bertul Kocabaş, 80 Muhammed Demirci 11 ile sahada yer alacak. Mücadeleyi Yakup Özhan yönetiyor. Birazdan da Ahmet Sportif Faaliyetler'in kadrosunu sizlere aktaracağım. Müthiş bir atmosfer var. Hatay Kırıkan İlçe Stadyumunda Yakup Özhan'ın ilk tutuyla birlikte maça başlayan taraf Ahmet Sportif Faaliyetler. Yükseklik kazandı top. Mert Çapar o bölgedeydi. Savunmada uzaklaştırıyor topu İskenderun Spor. Berkay yükseldi. Adem geri oynadı kalecisine. Aykut ileriye doğru uzun bir... Eren Tokat. Kutay. Kutay'dan şık bir pas. O pas geçmiyor. Çektar. Ahmet Sportif Faaliyetler ata. Pasını aktardığı yerde Mert Çapar var. Mert hızla ceza sahası içine doğru hareketlendi. Mert Çapar kendi gidiyor. Yerden pası. Arka taraf kaleye gol. Ahmet Sportif Faaliyetler Berk İsmail Ünsal'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçiyor karşılaşmada 8. dakika oynanırken. Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Kenarda sarı kart görüyor. İtirazlar sonrasında İskenderun Spor teknik heyeti Berk İsmail Ünsal takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ahmet Sportif Faaliyetler'de Mert Çapar çok iyi girdi ceza sahası içine. Arka tarafa doğru gelen topta Berk İsmail Ünsal takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ahmet Sportif Faaliyetler adına. Oyun yeniden hareketlendi şimdi. Kutay. Mertan'a doğru. Berkay yükseldi. Ahmet yerde hakem devam diyor. İskenderun Spor. Kameraman arkadaşımın yardımıyla da sizlere aktarıyoruz. Şehmus Özer kardeşimiz 2016 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Şehmus'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. İskenderun Spor bu noktada da Şehmus'un vefatından dolayı sosyal medya hesaplarından vefat ve başsağlığı dilekleri yayınladı. Tabii diğer bir taraf dendi geçmedi top. Sol tarafa Çağatay. Bertul. Abdurrahman. Muhammed topla buluştu. Şimdi o pasını sağ tarafa aktarmak istedi ancak Onur araya giren isimdi. Ahmet Sportif Faaliyetler'de. Mert Çapar. Mert. Mert kendi gitme çabası içerisinde ara pasını aktardı. Berk İsmail Ünsal ceza sahası için gol! Berk İsmail Ünsal! Dakika 21. Ahmet Sportif Faaliyetler Berk İsmail Ünsal'la skoru 2-0'a getiriyor. Berk İsmail Ünsal Galatasaray altyapısında yetişmiş. Çok iyi bir futbolcu. İkinci kez İskenderun Spor kalesinde gol aradı. Sonucunu da alıyor. Skor 2-0'a geldi. Berk İsmail Ünsal'ın golüyle işte golün tekrarı birazdan ekranlarınızda olacak. Burada Mert ara pasını aktardı. Sonrasında harika bir vuruş. Berk İsmail Ünsal'dan. İskenderun Spor bir kez daha santra atışını kullandı. Şimdi arkadaşına bıraktı. Batuhan taç atışını kullanacak. Berkay. Batuhan. Oktay sağ tarafa Çektar.
Çektar Çağatay aldı karşısına. Çektar Orhan geriye doğru çıkardı şimdi. Batuhan. Ve Yakup Özhan ilk yarının son düdüğünü çalıyor değerli futbol severler. İlk yarıda Ahmet Sportif faaliyetler. İskenderunspor karşısında Berk İsmail Ünsal'ın 7. ve 21. dakikalarda kaydettiği gollerle ilk yarı 2-0 önde tamamlıyor. İkinci yarıda yeniden görüşmek dileğiyle İskenderunspor YouTube hesabından ayrılmamanızı tavsiye ediyoruz. Gökten Abdurrahman topla buluştu. Muhammed Demirci. Savunma arkasına doğru pas ceza sahası için kalecine karşı karşıya yerde kaldı. Hakem penaltı işaret ediyor mu? Sarı kart. Ömer ceza sahası içine doğru girdi. İskenderunspor da yerde kaldı. Sarı kart. Ömer sarı kart görüyor. Kart beklentisi vardı Ömer'in. Penaltı vuruşu kullanacak. İskenderunspor. Ömer yerde kalmıştı. İtirazlar var İskenderunspor'da. Onur Ural da sarı kart görüyor. İskenderunspor penaltı vuruşu kullanacak. Muhammed topu beyaz noktaya koydu. Ömer Kuşan ceza sahası içine girdiği anda penaltı vuruşu kullanacak İskenderunspor. Farkı 1'e indirme şansı. Ömer Kuşan Aykut Özel'le karşı karşıya kalmıştı. Aykut'un müdahalesini hakem beyaz noktayı gösterdi. Orada itirazlar vardı. İtirazlar sonrasında Aykut'un kırmızı kart görmesi yönünde itirazlar vardı ancak sarı kartla cezalandırdı. Bu itirazlar sonrasında mücadelenin hakemi Yakup Özhan penaltı vuruşu kullanılacak. Muhammed topun gerisinde. Muhammed ve gol! Muhammed Demirci! Farkı bile indiriyor İskenderunspor dakika 61. Muhammed'in penaltıdan kaydettiği golle bu müthiş karşılaşmada skor 2-1'e geliyor. Gol Muhammed Demirci, işte penaltını tekrar ekranlarınızda. Muhammed burada. Mücadelesi Mertan bir kez daha kafayla ileriye doğru Hamza'ya doğru hareketlendirdi ancak top Ahmet Sportif faaliyetlerde kaldı. Muhammed baskısı var orada. Berkay. Muhammed araya girmek istiyor. İkili mücadele sonrasında top kaybı. Ahmet Sportif faaliyetler ata. Serkan. Serkan atlatı topun üzerinden. Serkan kayarak müdahalesi. Oyun devam ediyor. Mert Çapar. Mert. Berk İsmail bastı topa. Yerde kaldı faul. Ali Keten faulü yapan isim. İskenderunspor'da. İşte burada Mert'in pasında Berk İsmail Ünsal kendi eksen etrafında dönmek istedi. Sonrasında yapılan hareket faul. Serbest vuruş kullanacak. Ahmet Sportif faaliyetler, kaleyi tam cepheden gören bir nokta. 74. dakika oynanıyor karşılaşmada. Ahmet Sportif faaliyetler serbest vuruş kullanacak. Taşkın topun gerisindeki isim. Konuk ekipte Taşkın Çalış. Süper Lig'de de forma giymiş bir isim Taşkın Çalış. Berk İsmail Ünsal var. Taşkın var. Bakalım hangisi kullanacak. Düdüğümü bekletiyor. 4 kişilik bir baraj var. İskenderunspor'da Abdurrahman da o baraja dahil oldu. Taşkın var topun gerisinde. Berk İsmail Ünsal bıraktı. Taşkın
Taşkın kaleye gönderdi. Nefis bir gol. Taşkın Çalış. Nefis bir gol. Harika bir gol. Ahmet Sportif faaliyetler. İskenderun Spor karşısında skoru 3-1'e getiriyor. Sonradan oyuna dahil oldu Taşkın. Serbest vuruşta nefis bir golle skoru 3-1'e getiriyor işte. Taşkın'ın gol ekranlarınızda. Müthiş bir vuruş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta günlerce, aylarca unutulmayacak bir mücadele oynanıyor. Taşkın Çalış'tan nefis bir gol. Skor 3-1 oldu. Onur'a doğru. Mert'in baskısı vardı. O baskıyı görünce geriye kalecisini oynadı. Ömercan'a, Ömercan. Ali. Ali Keten sağ tarafa doğru Onur'a. Onur Ural. Onur kontrol iyi. 3 kişinin arasına girdi. Pasını aktardığı yerde orada Ömer Kuşan var. Ömer'in pası. Gökten. Ömer Kale, nefis bir gol! Ömer Kuşan, skor 3-2'ye geldi. Ömer harika bir golle farkı yeniden 1'e indiriyor. İşte golün tekrarı, Ömer burada. Müthiş bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydediyor. Aylarca, belki de yıllarca unutulmayacak bir mücadele. İskenderun Spor'a ve sportif faaliyetler karşılaşması. Nefes kesiyor bu mücadele. 3-2'ye geldi. Serkan. Köşe vuruşunu kazandı. Köşe vuruşunu şimdi kullandı Serkan. O nefis bir hareket. Serkan bırakmadı topu. Hızlı çıkmaya çalışıyor İskenderun Spor. Ergin. Tek top. Muhammed. Onur aktardı pasını. Onur. Yusuf araya girdi. Taç atışı kullanacak İskenderun Spor. Muhammed. Yusuf'tan yerinde müdahale. Yusuf bir kez daha izin vermiyor. Ve karşılaşmanın son düdüğü. İskenderun Spor 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 3. Aylarca unutulmayacak bir mücadele. Belki de yıllarca unutulmayacak bir mücadele. Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanda İskenderun Spor'u 3-2 mağlup ediyor. İlk yarıda Berk İsmail Ünsal 2 golle skoru 2-0'a getirdi. Ardından ikinci yarıda penaltıdan Muhammed Demirci skoru 2-1'e getirmeyi başardı. Sonrasında Taşkın Çalış nefis bir golle serbest vuruştan takımının 3. golünü kaydetti. Bu golün ardından İskenderun Spor daha fazla yüklenmeye başladı ve Ömer Kuşan nefis bir golle o da skoru 3-2'ye getirdi ve karşılaşma bu skorla tamamlanıyor.